Tina hep genellikle kendini suçlamaya meylediyor. Zaten bütün metin bunun üzerine kurulu. Yani bizi içselleştirdiğimiz otoriteler şunu yapıyor. Hiçbir zaman doğrudan otoriteyi hayal ederek değil, o kadar içselleştiriyoruz ki kimse bize parmak sallamadan biz kendi kendimize parmak sallıyoruz. Freud'un üst beni gibi değil mi işte? Evet, yani hemen kendimiz suçluluk duyuyoruz. Ve dolayısıyla işte o anahtarı unuttuğunu söylemekten utanıyor, çekiniyor ve çatıya çıkıyor. Dolayısıyla evet, bir içselleştirdiği otorite var ve o nedenle bütün bunlar başına geliyor zaten. Ona o neden bunu yapmadım, neden ben kendim bunu başka türlü var olabilir miydim buradayı sorduran bir bakıma o içselleştirdiği, sorgulayan, kendinde hata arayan taraf. Ama aynı zamanda da yani buna da ihtiyaç da var bir yanıyla, belli bir dozda. Ve ölürken artık varsa yani yapabileceğim şey var mıydı soruyor artık. Evet, varoluşsal bir soru. Bence bir insan buna zorlanmamalı. Hiç kimse bir yerde kendini kabul ettirmek için uğraşmak zorunda kalmamalı. Bu soruları sormak zorunda kalması tabii ki çok trajik kendine. Kimse kendini kabul ettirmek için ille de iyi olmaya çalışmamalı. Kendisi olarak kalabilmeli. Ama aynı zamanda da tabii onu içe kapanmaya zorlayan, onu başkalarına günaydın demekten alıkoyan şey de bu sistem. Yani neden o asansöre binerken bir üçüncü kişi olarak binmekten çekiniyor? Çekinmese keşke, değil mi? Çekinmek zorunda kalıyor. Ama sonra da ben çekindim diye kendini suçluyor. Yani aynı sistem hem onu asansöre binmekten alıkoyduruyor. O psikoloji, o ruh hali toplumdaki. Çünkü asansöre bindiğinde insanlar belki bir kere denedi de insanlar böyle bir uzaklaştılar belki ondan. Belki o beden dilini algıladı ve bir daha binmeye tenezzül etmedi. Bu yanlış. Ama sonra bir de ona bunu sorgulatmak, kendini sorgulatmak da yanlış tabii ki. Öte yandan da bunu sorgulaması doğal bir şey. Çünkü insan.